Biz tarih boyunca bütün halklar birlikte yaşamışız. Bunun dışında sadece Kürtler değil, Ermenilerle, başka azınlıklarla birlikte yaşanmış. Bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde bütün halkların emeği var, katkısı var. Bunları inkar edemeyiz. Bugün bu emek üzerinden ikinci yüzyıla girerken yeni bir inşa sürecini başlatmak zorundayız. Bunu biz başlatma çağrısını yapabiliriz ancak sanatçılar olarak. Başlatma iradesi iktidarın ve bunun muhataplarının sorunudur. Ama bize ne sunuluyor? İşte toplumsal tecrit. Bu toplumsal tecritin altını çiziyorum. Sadece Abdullah Öcalan'a uygulanmıyor ki. Cezaevleri dolu. Kısa bir süre önce Selahattin Demirtaş hukuksuz, adaletsiz, suçsuz bir şekilde orada tutuluyor. Rehin tutuluyor aslında. Bunları dillendirdiğiniz zaman siz terörist oluyorsunuz. Kardeşim, çözüm sorunları, hiç kimse terörist değil zaten, olmasın yani. Ama bu iktidarların işine gelmiyor. Topluma bunu bu şekilde, kendi bildikleri şekilde ifade ederek çözümsüzlüğü servis ediyorlar. Çözümsüzlük üzerinden kendi sermayelerinin, varoluşlarının gereğini yapıyorlar. Kesinlikle tecrit kalkmalı, cezaevleri boşaltılmalı, düşünce suçluları derhal bırakılmalıdır. Düşünce kendini ifade etme bir suç olmaktan çıkarılmalıdır. İnanın o zaman göreceksiniz ki ülkede ne orijinal fikirler, ne demokrasi adına özgün düşünceler, her şey açığa çıkacaktır. Ve birlikte başaracağız. Bunun hiç kimseyle bir sorunu olmayan ülke vatandaşlarının birbirine düşman haline getirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Barış sadece Kürtlerle olan bir barıştan bahsetmiyorum. Bir toplumsal barışın inşa edilmesi gerekiyor. Şu andaki var olan hükümet tarafından toplumun bütün katmanlarında bir düşmanlaşma yaratıldı. Sanatçılar, aydınlar, yazarlar toplumun en duyarlı kesimleridir. Bu bizim görevimizdir. Bir sanatçı topluma ayna tutandır. Bizim toplumumuzda uzun süreden beri böyle bir kargaşa, bir kaos yaşanıyor. Bunun aşılabilmesi için tarafların bir araya gelip birbirleriyle bir konuşması gerekiyor. Eğer bu konuşulmazsa, ülkedeki sorun çözülmezse, bu ülkede daha çok insan öleceğe benziyor. Sorunların var olması, sorunların yaşanıyor olması iktidarların da işine geliyor. Çünkü iktidarlara muhalif olanlar sesini çıkardıkları zaman işte o teröristtir, işte o, işte bunlar anarşisttir. Kolayca böyle çözümsüzlüğü ortaya koyan bir sorun. Bu da ülkede kaosu beraberinde getiriyor. En azından ülkedeki ekonomik sorundan toplumsal sorunlara kadar birçok sorunu rahatlayacağını getirecektir. Taraflar karşılıklı oturup birbirleriyle sorunu çözdüklerinde birçok sorunun çok rahatlayacağını biz görüyoruz. Bu iş çözülmez. İnsanları zindanlara atarak da bu iş çözülmez. İnsanlar onlarla, tecritteki insanlarla, iktidarla bir araya gelecek, konuşacak, karşılıklı konuşacak, karşılıklı sorunları çözecekler ve bu kaosun içerisinden, bu kötü gidişatın içerisinden halk kurtulabilsin. Yoksa bunun başka bir çözüm yok. Kimse şundan bundan çekinmeden, gerçekten açıkça, çok samimi biçimde, halkın gözleri önünde bu işler oturup konuşmalıdır, çözülmelidir. Tecrit olayları falan kaldırılmalıdır. Artık çağımızda bu tip şey yok. Yani bilim farklı biçimde gelişiyor. İnsanlık farklı biçimde gelişiyor.